konumuza devamına geleceğiz. Termal enerjinin transfer yolları. Biz termal enerji nasıl üreteceğimizi, nasıl üretildiğini gördük. Yakıt ve güneş enerjisinden üretebiliriz termal enerjiyi. Fakat termal enerjinin transfer yolları nasıl? Bugün bu konudan açıklık vereceğiz. İlk önce biz bir parça buza dokunduğunuz zaman buz biliyorsunuz hepimiz soğuk. Eliniz sıcak ve elinizi soğuk hissedersiniz. Buzu da zamanla biraz sıcaklığı hissedersiniz. Bu aralarınızdaki oluşan bağ nedir? Termal enerjidir. Biz bu termal enerji transferi diyebiliriz buna. Çünkü buz elinizde olduğu zaman eliniz biraz soğulaşır ve buz da sıcaklaşır. Bu termal enerji transferidir. Buna biz ısı, bu hareketleri ne diyoruz? Isı diyoruz. Isı nedir? Hareket enerjinin toplamıdır. Yani kinetik enerji nedir? Hareket enerjisidir. Isı nedir? Kinetik enerjinin toplamıdır. Isı. Burada ısı neydi? Hareket enerjinin toplamıydı. Hareket enerjisinin toplamıydı. Hareket enerjisi başka adı neydi? Kinetik enerjidir. Toplamıdır. Peki termal enerjinin transfer yolları nedir? 3 yolumuz var. Birincisi iletme, konvaksiyon, ışınlama. Bu üç yöntemle termal enerji transfer edebiliriz. Birincisi iletme, konvaksiyon. İkincisi üçüncüsü ışınlama. Şimdi musluğu açtığınız zaman suyun sıcak o musluğu dokunduğunuz zaman affedersiniz musluğu dokunduğunuz zaman akan suyun sıcak veya soğuk olduğunu anlarsınız. Ne yöntemle? Çünkü sıcak parçacıkların maddeleri hızlıca hareket ettikleri için musluğuyla çarpışırlar. Bu parçacıkların çarpma sebebiyle oluşan termal jiyonların termal enerji ne diyoruz? Biz iletme diyoruz. Bu transfer bu yönteme ne diyoruz bir? Çarpma sebebiyle oluşan çarpma sebebiyle oluşan termal enerjinin transferidir. Çarpma sebebiyle oluşan parçacıkların çarpma sebebiyle termal enerji meydana getirmesidir. Çarpma sebebiyle oluşan termal enerjinin transferidir. Yani parçacıkların çarpma sebebiyle termal enerjinin transfer edilmesine ne diyoruz? Örneği de verdik musluk. Dokunduğumuz zaman akan suyun sıcak veya soğuk olduğunu anlıyoruz. Nasıl? Çünkü sıcak suyun parçacıkları hızlıca hareket ettikleri için bu yüzden musluğuyla çarpışırlar. Musluğun dokunduğumuz zaman sıcak olur. Biz buna çarpma sebebiyle oluşan termal enerjini ne diyoruz biz? İletme diyoruz. İletme. Ve termal enerji iletkenlerdir. Termal enerji neydi? İletkenlerdir. Bazı maddeler iletkenler değildi. Biz bunlara ne diyorduk? Yalıtkan maddeler diyorduk. Bir diğer yolu da konveksiyon. Sıvı ya da gaz parçalıkların bir yerden diğerine hareket etmesidir. Sıvı ya da gaz parçacıkların bir yerden bir yere
diğerine geçmesidir. Hareket etmesidir. Sıvı ya da gaz parçalıkların bir yerden diğerine hareket etmesidir. Işınlama nedir? Ve unutmayalım, sıcaklık derecesi de olduğu gibi aşağısında tüp vardı. Sıcak havaların veya sıcak havanın yoğunluğu soğuk havadan daha az olduğu için onlar ne oldu? Sıcak derecesine yukarıya doğru gitmişlerdi. Biz dedik 100 santigrat'in sıcaklıkta. Neden? Çünkü yoğunluğu soğukluğundan daha az olduğu için yukarı doğru giderler. Diğer üçüncü transferimiz neydi? Işınlama. Işınlama enerjini madde veya boşluğun içinde transfer olduğu yöntemdir. Yani madde veya boşluğun içinde transfer. Bu iki transferi de bir madde veya bir yer ihtiyaçları vardı. Fakat ışınlama neydi? Boşlukta da olan bir transferdi. Madde veya boşluğun içinde transfer olduğu yöntemdir. Buna en iyi örnek ne verebiliriz? Güneş enerjisi tabii ki. Güneş enerjisi ışınlamak için en iyi enerji. Biz güneş enerjiden nasıl faydalanıyoruz? Güneş enerji bizimle çarpıyor mu? O yüzden bize sıcaklık getiriyor. Hayır. Veya biz güneş enerjisini gaz parçalıklarla mı elde ediyoruz? O da değil. Tabii ki güneş enerjisi direkt olarak evimize geldiğinde, pencereden içeriye geldiğinde odayı ısıtabiliyor, bizi ısıtabiliyor. Hiçbir yere ve maddeye ihtiyacı yoktur. Güneş enerjisi en iyi örnektir bu işlem için. Güneş enerjisi. Işığı transfer eden enerji paketleri, ışığı transfer eden enerji paketleri biz ne diyorduk? Kızılötesi diyorduk. Işığı transfer eden paketler, ışığı transfer eden paketler, ışığı burada yazayım. Transfer eden paketler neydi? Kızılötesi. Bunu bir örnek vermek istiyorum. Bir diyelim bir tavamız var. Tavada iletme yoluyla tavanın ocağın üzerine koyuyoruz. Tavanı ocağın üzerine koyduğum zaman bir onu tutabileceğimiz bir şey var. O nedir? Bu iletme. Onun üzerine koyduk. Konveksiyon burada ne yapıyor? Sıvı ya da gaz parçalarının bir yerden diğerine hareket etmesidir. İçinde bir tenceremiz var. Bir tenceremiz var. İçinde su koyduk. Bu su parçacıkları öyle sıvı olduğu için ve altında da ocak ısı var. Isı olduğu zaman sıcaklaşırlar. Parçacıkları hızlıca hareket ederler. Bunlar bu hareketten dolayı oluşanlardır. Işınlama nedir? Biz ocağın etrafında hiçbir şey olmadan da bir sıcaklık hissediyoruz. Bu nedir? Bu ışınlama. Hiçbir madde ihtiyacı duymadan da buna ya da bir odunla bir ateş yaktı. O ateşi bir odun yakalım. Burada bir odunumuz var. Bunlar odun diyelim. Bir ateş yaptık. Yaktık. Bu nedir ateş? Burada ateşin üzerinde çıkanlar bu nedir? Konveksiyon işlemidir. Elimizi uzattığımız zaman bu konveksiyon. O ateşin içerisinde bir bıçak koyduğumuz zaman bıçak yoluyla bu
Bıçak sıcaklaşır. Bu ne yöntemle? İletme yöntemiydi. Buraya bir bıçak koyduğumuz zaman, diyelim buraya bir bıçak koyduk. Bıçak böyle ateş parçaları çarptığı için sıcaklaşır. Buradan çıkan gaz, ateş, dumanları, bu da konveksiyon yoludur, ısıtır. Bu yanda kömürün etrafındakiler de hiçbir şeye ihtiyaç olmadıkları rağmen bir sıcaklık ortaya çıkar. Bu sıcaklığı ne diyoruz biz? Işınlanma diyoruz. Işınlama. Termal enerji transfer yolları 3 yolu vardı. İletme, konveksiyon, ışınlama. İletme neydi? Çarpma sebebiyle oluşan transferdi. Konveksiyon neydi? Sıvı ya da gaz parçalarından bir yerden diğer hareket etmesinden oluşandı. Işınlama neydi? Madde veya boşluğun içinde transfer olan. Yani bunun illa bir yere ihtiyacı yoktur. Işınlama işlemi transferi olması için. Boşluklu da olabilir. En iyi örnek neydi bunun için? Güneş enerjisi direkt olarak evimizin pencerelerinden geçebiliyor. Hiçbir yere ihtiyacı yoktu. Işığı transfer eden paketlere biz ne diyorduk? Kızılötesi. Şu an bunu bir sileyim. Bir diğer konuya geçeyim. Umarım bundan anlamışsınızdır. Konumuzu değiştirelim. Altıncı yöntemimize geldik. Şu an. Altıncı yöntemin birinci bölümü, birinci dersi. Konu başlığımızı yazalım. Kuvvet ve hareket. Kuvvet ve hareket. Şu an kuvvetten bahsettiğimiz için, kuvvet nedir? Cismin hareket etmesi, bir suyumuz var. Cismin hareket etmesi, böyle yaptığım zaman veya durması veya yönünü değiştirmesi, öyle buradan buraya, buraya, buraya ve itilme veya çekilme gücüne ne diyoruz? Bu işleme kuvvet diyoruz. Bütün bunları yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Kuvvete ihtiyacımız var. Kuvvet nedir? Kuvvet cismin hareket etmesini veya hareketten durması, hızı ve yönü değiştirmesi. Sağlayan itme ve çekme işlemidir. Bu ne demek? Yani biz kapıyı, bazı cisimlerimiz var, direkt olarak etkilerler.
Kapıyı ittiğimiz zaman biz direkt olarak kuvvet verdiğimiz için kapı açılır. Bu yani direkt olarak etkilerler. Fakat cisimleri etkileyen üç kuvvet nedir? Birincisi sürütme, ikincisi mıknatıs yoluyla, üçüncüsü yer çekimi. Kuvveti cisimleri etkileyen kuvvet. Üç çeşidimiz var bunda. Üç yöntemimiz var. Birincisi sürütme yoluyla. Birincisi sürütme. İkincisi mıknatıslık. Üçüncüsü de yer çekimi. Sürütme nedir? İki cismin birbirlerini sürdükleri zaman hareketlerini değiştirmesi veya yönünü ters etmesini etkileyen kuvvettir. İki cismin sürütebilmesi, hareketleri sürütme nedeniyle hareketleri ters olan, yani bu böyle bu böyle olur veya yönleri değiştiren bu tür kuvvetlere ne diyoruz biz? Sürütme diyoruz. İki yüze birbirlerini sürdükleri zaman hareketleri ters olan veya yönünü değiştiren işlemdir. İki, yüzeyi birbirleriyle sürütmedikleri zaman hareketin tersi olan veya hareketin yönünü ters yönde etkileyen kuvvettir. İki yüzeyi birbirini sürdüklerimiz zaman bir iki kalem tahta yazı kalemlerimiz var. Bunları sürdüklerimiz zaman hareketlerini ters olan ters veya yönlerini değiştirirler. Böyle 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 olur. Yönleri değiştirirler. Bu kuvvete ne diyoruz biz? Sürtme diyoruz. Mıknatıslık nedir? Mıknatıslık. Mıknatıs veya manyetik alan arasındaki olan çekilmedir. Çekme kuvvetidir. Mıknatıs veya manyetik alanın etrafındaki olan çekme gücüdür. Yani sadece mıknatıslara özel bu. Mıknatıs gücüne sahip olanlar sadece bunu faydalanabilirler. Mıknatıs veya manyetik cisimlerin arasında oluşan çekme kuvvetidir. Nedir? Çekme kuvvetidir. Mıknatıslara iki kutupları vardı. Kuzey yönlü olanlara biz kuzey yönü diyorduk. Güney yönlü olanlar S işareti. Güney kutubu diyorduk. Mıknatısın iki kutubu vardı. İki kutupları vardı. S ve N kutupları var. Mıknatısların.
Buna güney kutubu diyorduk. Güney kutubu diyoruz. Güney kutubu. S işaretini olanlar güney kutubu. Güney kutubu. N işareti olanlara kuzey kutubu diyoruz. Bu mıknatıslar kutupları birbirlerine benzeyenler ne yaparlar? Uzaklaşırlar, itleme oluşur. Uzaklaşır. Bunu burada yapacağım. Resmi. Kutuplarla ilgili. Şöyle yapacağım. İki kutubumuz var. Mıknatıslar iki kutubu var. Benzeyen kutuplar ne yaparlar? Uzaklaşırlar. İtleme olur. Bu burada ne olur? İtleme. Burada ne olur? Benzemeyenlikler arasında çekilme olur. Burada uzaklaşırlar. Yani bu S, bu N çok daha uzaklaşırlar. Aralarındaki mesafeye göre daha uzaklaşırlar. Benzemeyen kutupları olanlar yakınlaşırlar. Yakınlaşır. Aralarındaki mesafeye göre daha da yakın oldular. Benzeyen yüklü olan kutupları olanlar itlerler ve uzaklaşırlar birbirlerinden. Tabii ki de manyeti bunlar arasında bir manyetik alan oluştururlar. Mıknatısın kuzey kutubun çıkan ve güney kutubuna giren çizgiler şeklindedir. Mıknatısın manyetik alan nedir? Bu işlemde ne oluştururlar? Manyetik alan. Manyetik alan nedir? Kuzey kutubun içinde çıkan ve güney doğru kuzey kutubun iç çıkan ve güney kutubuna giren çizgiler şeklindedir. Kuzey kutubundan çıkan ve güneye doğru çizgiler şeklinde doğru çizgiler şeklinde. Kuzey kutubundan çıkan ve güneye doğru giden ne şekilde? Giden ne şekilde? Çizgiler şeklinde. Yani kuzey kutubundan çıkan bu güney kutubuna giren çizgiler şeklinde. Peki son kuvvetimiz vardı. O da neydi? Yer çekimi. Son kuvvetimiz yer çekimi. Uzayda bulunan tüm cisimlerin birbirlerine çarpışan ve bizim burada durmamızı sağlayan yeryüzünde buna ne diyoruz biz? Yer çekimi diyoruz. Uzayda bulunan tüm cisimleri birbirleriyle çeken kuvvettir. Ayrıca yeryüzünde de eşyaları tutan kuvvettir. İki cismin arasındaki mesafe neye bağlıdır? Ara miktarı ve bir şey daha mesafeye bağlıdır. Yeryüzün ve ayın
büyük kütleleri vardı. Unutmayalım, yeryüzü ve ayın büyük kütleleri vardı. Ayın yeryüzünün orbitinin üzerinde kalması neye bağlı? Ayın ve yeryüzünün büyük kütleleri olması nasıl burada ay yeryüzünde kalabilir? Yer çekiminden dolayı. Sayesinde olur. Yer çekimi neye bağlıdır? Mesafe ve miktar. Yeryüzü mesafe ve miktara bağlıdır. Birincisi, ikincisi miktar ve mesafe. Biz kuvvetimiz vardı. Cismin hareketin etmesi, hareketten durması, hızı ve yönünü değiştirmesini sağlayan itme ve çekilme işlemiydi. Kuvvetin cismini etkileyen kuvvetler neydi? Üçümüz vardı. Sürütme. İki yüzeyin birbirine sürtmedikleri zaman hareketin tersi olan veya hareketin yönünü ters yönde etkileyen kuvvetti. Mıknatıs neydi? Bu sadece mıknatıs için olanları için uygulanan bir şey. Mıknatıs veya manyetik cisimlerin arasında oluşan çekme kuvvetidir. Mıknatısın iki kutubu vardı. S ve N işareti koymuşlar. S ne diyordu? Güney kutubu diyordu. Neydi? Kuzey kutubu. Kutuplar birbirlerine benzedikleri zaman itleme işlemi olurdu. Birbirlerinden uzaklaşırlar. Veya kutuplar benzemeyen oldukları zaman çekilme işlemi olur. Yakınlaşırlar. Bir diğer üçüncü kuvvetimiz neydi? Yer çekimi. Uzayda bulunan tüm cisimlerin çarpması veya çeken, affedersiniz, uzayda bulunan tüm cisimleri birbirlerine çeken kuvveti, ayrıca yeryüzünde eşyaları tutan kuvvettir. Yer çekimi neye bağlıydı? Miktar ve mesafeye bağlıydı. Bugün konumuz da sonuna geldik. Umarım faydalanmışsınız.